Herkese merhaba, okur yazar yayın kanalına hoş geldiniz. Tekrardan malum yine ülkemizde algılar devam ediyor. Bu süreçle alakalı yine biz çekim yapmayı düşünmüştük ama yine Ramazan dolayısıyla ve o atmosferi bozmamak adına bu çekimi bu zamana erteledik. Konu biliyorsunuz herkesin de malum İzmir'de camide Ciao Bella okutuldu veya dinlendi veya işte birileri provoke etti vesaire. Bununla ilgili yine bizim daha doğrusu araştırmacı yazar Zafer Caloğlu'nun araştırmacı gözlemiyle size bir takım bilgiler olacak. Yine Zafer Bey'e dönelim. Teşekkürler. Şimdi evet, girişte de güzel bir şekilde ifade ettiğin gibi hem bu konuyu hem de bir önceki videomuzda da çekimini yaptığımız gibi Mustafa hocamıza yapılan hakaretlerle alakalı biz çekimlerimizi yapacaktık ama senin de güzel ifade ettiğin gibi Ramazan'ın atmosferine herhangi bir şekilde bir şekilde de olsa zafiyet getirmemek adına biz bu konulara girmedik. Bugünlere taşımak zorunda kaldık. Niye? Hala soruluyor, hala konuşuluyor diye. Peki, şimdi bakalım buradaki olayın biraz da olsa iç yüzü ne? Biraz buna bakmamız gerekiyor. Çünkü burada da bir önceki programda konuşulduğu gibi bir algı operasyonu var. Bir önceki programda Mustafa Hoca'nın üzerinden yapılan algı operasyonun hedef kitlesi milliyetçi kesim ise bu cami provokasyonunun üzerinden yapılan algı operasyonunun da hedef kitlesi iktidar kesiminin ilk başta iktidar kesiminin hedefinde oldu. Daha sonra diğer daha küçük partilerin yani muhafazakar eğilimli olan partilerin hedefini aldılar ama asıl muhatap dediğimiz gibi iktidar partisinin seçmeniydi. Tabii böyle bir provokasyon yapılınca, tabii bu kayıt altında da yine sosyal medyada paylaşılınca çok muazzam bir tepki oluştu doğal olarak. Tamam, biz de şunu savunmuyoruz. Hiçbir şekilde ne Müslümanlara yönelik ne Hristiyanların kendi ibadethanelerine yönelik hiçbir şekilde bu gibi provokasyonların olmaması lazım. Yapanlar tespit edildiği an ciddi anlamda diğer daha sonraki yapma ihtimalini düşünenleri bu fikirden alıkoyacak tedbirlerin ve gerekli olan cezaların alınması lazım. Bunların altyapı düzleminin belirlenmesi lazım. Yani caydırıcı unsur olarak kanunsa kanun, işte yaptırımsa yaptırım, neyse para cezası falan bunların hepsinin yapılması lazım. Bunlardan sonra da şuna bakmamız gerekiyor. Burada da bir algı operasyonu var. O da kime? Dediğimiz gibi sağ muhafazakar dediğimiz İslami anlamda hassasiyeti yüksek olan seçmene yani vatandaşa yönelik. Şimdi burada da yine aynı konuları aslında biraz da konuşuyor olacağız. Burada camiye girmeleri önemli. Özellikle de İzmir'de bu provokasyonun yapılması önemli. Niye? Genelde yapılan son 20 yıllık algıya göre İzmir ne olarak haksız bir sloganla itham edilir hale geldi? Gavur İzmir diye. Yani olacak iş değil ama yani millet ne yazık ki bu tuzaklara hep düştü, yine düştüğünü görüyoruz. Çünkü daha sonra temas edeceğimiz İzmir müftüsünün de yaptığı açıklamalar var. Onları da hiçbir şekilde yabana atmamak lazım. Burada da bakın ne oldu? İzmir'de camiden böyle bir provokasyon yapıldı haberi gelince milletin ilk reaksiyonu ne oldu? Yani dini hassasiyeti olan kesimin ilk reaksiyonu bakın ne oldu? Zaten kişilerin asıl fikrinin ne olduğunu verilen reaksiyonda anlarsınız arkadaşlar. Daha sonra kişi sakinleşsin vesaire dedi mi iş siyasete dönüyor. Orayı geç. İlk reaksiyon kişilerin ilk bilinç altlarındaki asıl niyeti ortaya çıkarır. Ve ilk başta herkes ne diye mesajlarında veya işte itirazlarını dile getirdiler? Zaten gavur İzmir. Ne beklersiniz? Hani camiler orada pek dolmuyor, etmiyor. Sanki Türkiye'de camilerin dolmadığı tek yer İzmir'de. Hani hiç kimse gitmiyor camiye vesaire. Zaten gavurlar. Bu da onlardan beklenirdi. Bu da oldu ya. Pes artık. Bir de şimdi CHP'nin elinde İzmir Büyükşehir'i. Oradan da zaten hemen hazır bir kılıf buluyorlar. Zaten ne beklenir bilmem ne diyerekten böyle bir hemen bir balon oluşturuldu. Sosyal medyanın kucağına bırakıldı. Patlatan patlatana. Böyle oldu. Tabii bakınca da yine bakın yine olayı köpürtenler kimler? Sosyal medyada yüksek sayılarda dediğimiz o 100 bin, 300 bin vesaire sayılarda takipçi olan kesimlerdi. Bunlar olayı bu kadar patlatmasaydı, bu kadar provokasyon içinde paylaşımlar yapmasalardı
olay ciddi anlamda bir takipata sürüklenir ve gerekli olan, yani bu sorunla alakalı olan kişiler bulunur ve cezaları verilirdi. Ama ne oldu? Olayın yapılması zaten siyasi bir provokasyon olduğu için konuşanlar kimler oldu? Siyasetçiler oldu. Yani buradan bile görmeniz lazım aslında yapılanın bir provokasyon olduğunu. Biz de yine o dönemlerde de yapılan, bunca yapılan paylaşımlar. Ya bir kere şunu düşünün arkadaşlar. İlk olarak bu olgu, yani bu provokasyon dediğimiz müzik yayını camilerde eş zamanlı bir yerlerden başlıyorsa ne anlamanız lazım? Ya burası zaten merkezi sisteme bağlı olması gerekir ki eş zamanlı diğer yerlerden böyle bir yayın yapılabilsin. Demek ki çok düz mantık ya. Bakın çok düz mantık. Ne teknik uzman olmanıza gerek var, ne de alim seviyesinde, yani bilim adamı seviyesinde bir profesörlük sıfatına ihtiyacınız var. Hemen şunu düşüneceksiniz. Eş zamanlı oluyorsa merkezi sistemle oluyordur bu iş. Demek ki birileri merkezi sistemi bloke etti, hackledi, böyle bir provokasyona giriştiler demeniz lazım. Ve bunu bir siyasi fikri savunan kesime ve bir ile mal etmemeniz lazım. Olay bu kadar basit ama tabii dediğimiz gibi yapılan provokasyona herkes tabi olduğu için herkes hemen çatır çatır bu balonu patlatmaya başladılar. Bu kime zarar verdi? Bu aslen İslam'a zarar veriyor Aynen. arkadaşlar. Siyasetçilerin konuşmalarının hiçbiri İslam'a yapılan karalamayı erteleyecek ya da perdeleyecek, temize çıkaracak konuşmalar değil. Herkes yaşanan sorunu siyaseten nasıl ranta çeviririm diye açıklamalar yaptı. Hala da yapıyor arkadaşlar. İçler acısı olan durum budur. Bizim bunu görmemiz lazım. Ve tabii burada da özellikle iktidar seçmeni bu tuzağa düşürülmesi gerekiyor ki onlardan böyle bir saflarda sıkılaşma olsun. Çünkü ciddi anlamda yapılan son siyasi anketlere bakıyoruz. Araştırma firmaları var. Bu şekilde anket firmaları var. Onların yapmış olduğu araştırmalara bakıyoruz. İktidar kanadında ve ona koalisyon ortağı olan MHP kanadında ciddi olarak bir oylarda azalış var. Bakın bunu biz söylemiyoruz. Araştırmacılar söylüyor. Hatta iktidar kanadının kendi anket firmalarının yapmış olduğu anket çalışmalarında da bu sonuçlar çıktı. Yayınlandı yani. Bunları inkar etmiyoruz. Onlar da etmiyor zaten. Görüyorlar. İşte bu durumu gördükleri için mevcut durumdan dolayı biraz da olsa sahanın nabzını kontrol edebilmek adına bu yönde provokasyonlar olduğunu görebiliyoruz. Şunu da söylemekte ya da şunu da düşünmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Düşünebilir, ya yani şunu da düşünebiliriz. Meşhur en çok şu an söyleyeceğim kelimeyi kullanan Mahir Kaynak'tı. Mahir Kaynak ne diyordu arkadaşlar? Bir olay sonrasında en çok kim bu olayın menfaatini yaşıyorsa, bundan bir kazanım elde ediyorsa olayın, yani faili orada arayın diyordu. Bu da olabilir. Bakın bu soruları sormak gerekiyor. Bu soruları sormadığınız takdirde alacağınız cevaplar hep provokasyon içerikli cevaplar olabilir. Çünkü niye? Bakın İzmir'deki İzmir İl Müftüsü'nün de yaptığı açıklamalar var. Adam çıktı ne dedi televizyon programında? Açıkça bu dedi yapılan işlem provokasyondur dedi. Ve bu provokasyonun dedi hiçbir şekilde ilin tamamına mal etmeyin. Böyle bir ili karalamaya gitmeyin. Biz de gayet İzmir'deki vatandaşların ne kadar dini hassasiyet içinde olduğunu biliyoruz dediler arkadaşlar. Şimdi adam bunu dediği için o da mı gavur oldu? Yani bunu mu dememiz gerekiyor? Ama benim burada en çok kızdığım nokta ne? En çok kurum neresi? Onu söyleyelim. En çok kızdığım kurum 2 gün sessiz kalan Diyanet İşleri Başkanı'dır. Çünkü toplumu ilk elden, ya bakın dini bir konuda bir operasyon yapılıyor. Dini hassasiyetin, yani bir kurumun başında olan bir şahıs var. Bu şahıs 2 gün sessiz kalıyor. Hiçbir şekilde bu yapılan müdahalenin bir provokasyon olduğu yönünde açıklama yapmıyor. Sessiz kalarak yapılan provokasyona aslen bir nevi de olsa destek vermiş oluyor. Yayılmasına imkan sağlamış oluyor. Buna ne gerek var? Hiç gerek yok. Sen İzmir'deki il müftüsünden haberdar alamayacak bir konuma mı getirildin? Bağlantın mı kesildi? İletişim mi kuramadın? Nedir sorun? Çık onu anlat.
Değil mi? Nasıl ki deprem oldu değil mi yakın dönemde işte Elazığ'da vesaire Malatya'da falan hissedildi. Orada bile ne yapıldı? İçişleri Bakanlığı tarafından ne dediler? Tüm dediler valiler arasında WhatsApp grubu kuruldu dediler. Değil mi? Her vali diğer valilerle istediği an kısa sürede konuşabilecekleri bir ortam hazırlandı ve böyle bir gruba bunları ekledik dediler. E tamam ben de sorarım. E senin zaten böyle bir yapılanman yok mu Diyanet İşleri Başkanı? Değil mi? Senin de il müftülerinle aynı anda kısa sürede temasa geçebileceğin bir kanalın yok mu? Bunu düşünemiyor musunuz? Böyle bir oluşuma niye girmiyorsunuz? Olunca mı düşünmek lazım diye sormak lazım. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Türkiye'de bu merkezi sistemi kuran teknik uzman bir açıklama yaptı. Dedi ki ben dedi 10 yıl öncesinde mevcut hükümeti, mevcut Diyanet İşleri başkanlarını uyardım dedi. Bu yönde yani camilerin üzerindeki merkezi sistemlere teknoloji ilerlediği için, yeni teknolojiler çıktığı için bizim şu an kullanmış olduğumuz bu eski telsiz yayınları frekansına müdahale edilebilir dedi. Bu müdahale edilebilir bir zafiyet varken gelin bunu yeni teknolojiyle güncelleyerek daha kontrollü bir teknolojiye kavuşturalım diye tekliflerde bulundum dedi. Ama bunu dinlemediler dedi. E demek ki ne gerekiyormuş? O makamlarda oturuyorsanız biraz da olsa sorumluluğunuzu bilmek gerekiyormuş. Ona göre hareket etmek gerektiğini de bu yapılan olaylarla görmemiz lazım. Yani ne yazık ki tamam milletimizle övünüyoruz. Bunda hiçbir sorun yok. Gerçekten. Yani ben özellikle kendi adıma konuşmam gerekirse Allah bizi bu topraklarda yarattıysa şükürler olsun diyorum. Türk milletinin bir vatandaşı olarak, bir milleti olarak, tabiatına bağlılığı olarak yarattıysa şükürler olsun diyorum. Buna bir itiraz etmiyorum. Ama şöyle de bir özelliğimiz var. Ha, bu yaradan tarafından mı verildi, sonradan mı biz buna ulaştık onu da bilmiyorum. O da nedir? Ya biz hep bir olaylar yaşandıktan sonra önlem alıyoruz. Yani illa musibeti yaşayacağız. Musibetten sonra ha şimdi ders aldık diyerekten bir adım atacağız. Ya ne gerek var? Aklımız fikrimiz yok mu? Yaşanacakları tahmin edemiyor muyuz? Olabilme ihtimallerini düşünemiyor muyuz? E düşünmemiz lazım ki özellikle bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak. Ay. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak hiçbir zaman operasyonsuz bir dönem yaşamadık arkadaşlar. Hep yaşadık ve hep de yaşamaya devam edeceğiz. E bunlar olduğu sürece ben niye en kutsalım olan yapıların bile sistemini, teknolojisini niye kendi kontrolüme almıyorum? Değil mi? Burada bunları görmemiz lazım. Yani bazıları çıkıp ekranda anlatıyor neymiş efendim? Bu gibi eski yayın telsiz frekansına giren, provokasyonu yapan kişilerin izi sürülemezmiş. Kusura bakma ama boş konuşuyor. Boş konuşuyor. Niye? Ya bu çok eski bir teknoloji ve çok daha çabuk deşifre edilen bir teknoloji arkadaşlar olur mu? Bu açıklamayı yapanlar biraz da olsa siyasi açıklama yapıyor. Niye? Belli ki yapılanı biliyorlar. Yani operasyonu yapan kurumu, şahsı vesaire biliyorlar. Onları gizlemek adına yapıyorlar bunu. Çünkü biz neyi biliyoruz? Hani bugün çok konuşuluyor ya 5G vesaire teknolojileri. Niye bu teknolojiler sürekli G alaraktan yani G'lere sürekli rakamlar eklenerekten ilerledi? Çünkü onlar neyi söylüyor bize? 1G teknolojisi, 2G teknolojisi çok çabuk hacklenebilen, frekanslar içerisine çok çabuk sızılabilen, korunaksız ve çok çabuk da deşifre olan. Mesela sen girdin bu ağa, seni çok çabuk bulabiliyorlardı. E zaten merkezi sistem bu eski sistem. 1G ve 2G dediğimiz sistem. O yüzden çok çabuk bulabiliyorsun bunun nereden müdahalenin yapıldığıyla alakalı. Şimdi bize bu masalı anlatmasınlar bulamayız çok zor ya. Bırakın bu işleri lütfen yani. Size bir olay anlatsam şimdi şok olursunuz. Kimi bulduğumuzla alakalı. Yapmayın yani. O yüzden sanki bunu bulamazmışız gibi anlatanlara inanmayın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bunlar demek ki yapanı biliyorlar ya da yapan kesimi kestiriyorlar diyelim. Onları korumaya almak için bu açıklamayı yapıyorlar. Şimdi gelelim iktidar tarafına. Şimdi iktidar tarafı da bu olaya çok sahiplendi. Niye? Siyaseten muazzam bir rant sağlama imkanı doğdu. Bu yüzden de bir baktık ki alabildiğine iktidar bu konuya eğildi. Bakın öyle il başkanları, milletvekilleri demiyoruz.
Meclis başkanından bakanlarına tutun. Cumhurbaşkanlığı yardımcılarından Cumhurbaşkanına kadar hepsi bu konuya eğildi. Hiç kimse şunu söylemedi. Sakin olun. Burada bir provokasyon var demediler. Herkes işin rantına baktı. Bu açıklamalar sonra geldi. İşte provokasyonları vesaire sonra geldi. Kusura bakmayın. Biz burada doğruyu söyleyeceğiz. Bunlar bunu yaptı. Hala yapılıyor. Hala yapıldığı için herkes vatan millet Sakarya peşinde. Böyle işler olunca. Bize slogan atmayın. Bize slogan atmayın. Gideceksiniz. Toplumu yatıştırıcı açıklama yapacaksınız. Diyanet İşleri Başkanı 2 gün niye sustu? Baktı. Bu iş siyasi iktidarın işine yarayacak bir mesele. O yüzden sessiz kaldık. Konuş dediler, konuştu. İşin Türkçesi budur arkadaşlar. İşin Türkçesi budur. Biz bakın eleştirilerimizi yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı kurumunu eleştirmiyoruz. Kurumu yöneten aklı eleştiriyoruz. Oradaki akılın değişmesi lazım. Kurum kalsın. Kuruma bir itiraz yok. Kurumun içerisindeki akla itirazımız ve eleştirimiz var. Olması gerekeni olması gerektiği gibi yapmadığı için. Peki soralım. Aynı Diyanet İşleri Başkanı sözde bugün itiraz ediyor değil mi? İşte bu sonradan tabii yaptığı itirazlarla provokasyon oldu, bilmem ne, takibata başladık falan filan falan. Peki soralım. Geçmiş dönemlerde de yine camiler üzerinden siyasi partilerin algı operasyonları olmadı mı? Oldu. Bunu en çok kim kullandı? İktidar partisi kullandı. İktidar partisinin ama diyeceksin ki münferit olay, ama diyeceksin ki örgütlü teşkilat olayı diyeceksin ki hem münferit olan olayı da biliyoruz, hem teşkilat üyesinin yapmış olduğu toplantıları da biliyoruz. Nerelerde? Caminin içinde. Bakın seçime gidiliyor. Seçimde caminin minarelerinden giriş kapılarının üzerlerine kadar hepsinde siyasi partinin amblemleri vardı. Seçime gidiliyor. Caminin hoparlöründen o siyasi partinin seçim şarkıları çalınıyordu. Seçime gidiliyordu. O camilerin içerisinde oluşturulmuş protokol düzeninde içeride kadın kollarından tutun erkeklerin mevlüt programlarındaki protokol düzenlerine kadar hepsi o teşkilatların yapmış olduğu eylemlerdi. Şimdi sen yaparken iyi de kimse ses etmiyor da İslam'a bir zarar gelmiyor da misal veriyorum bu olduğu için demiyorum. Başkası yapınca çünkü öyle anlatıyorsunuz. O yüzden söylüyorum. Biz yapmadık. Başkası yaptı. Ve sorumlusu da işte CHP yani CHP onların sözüyle CHP zihniyeti yaptı diyorsunuz. Ve onları bu minvalde siyaseten köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsunuz. Sen yaparken İslam'a zarar gelmiyor. Başkası yaparken mi geliyor? Bu olmaz. Bu olmaz. Burada samimiyet yok. Burada hiçbir şekilde objektiflik yok demektir. Burada ne var demektir? Dini sadece ben kullanırsam sorun yok. Başkası kullanırsa sorun var demektir. Demek ki sen dini kendine uygun çıkar aracı görüyorsun demektir. Ben bunu anlarım. Türkçesi budur. Direkt budur. Başka bir zamanda baktığımız zaman hiç ses etmiyorsun. Soruşturma da başlamadı. Hangi imama o geçmişte görüntüler hala internette ulaşılabilir kaynaklar yani. Yapan kişinin imamına kadar fotoğraflarda yüzü çıkıyor. Teşkilatının içerisindeki mensubiyette bulunan kadın kollarından tut, erkek teşkilatındaki kişilere kadar hepsinin yüzleri gözüküyor. Hangisine soruşturma başlattın? Hiçbirini. Şimdi burada bakıyoruz sözde bulacağım diye işte diğer partilerin teşkilat üyeleri üzerine yapılan soruşturmalar var, tutuklamalar var vesaire. Samimiyet var mı? Yok. Burada siyaseten bir ranta dönüştürülme olayı görüyoruz. O zaman ben de diyorum ki burada İslam'a zararı aslen sözde muhafazakar parti olan yani İslami hassasiyeti taşıyorum diyen sizler yapıyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Şimdi ben doğruyu söyleyeceğim. Yani hiç öyle siyasi görüşümün ne olup olmadığı sorun değil burada. Doğruyu söylemek lazım. Burada eğer mevzu dinse özellikle. Tabii İslam'sa burada bunu söylememiz lazım. O yüzden neyi söylüyoruz? Sen burada İslam'ı çıkarın olarak görüyorsun. İslam'a zararı veren sensin. Bunu yapmaman gereken yine sen olman gerekirken bunu yapmadığını görüyoruz. O yüzden burada bir kere daha Türkiye'deki iki kesime yapılmış olan algı operasyonlarında birilerinin başarı sağladığını görüyoruz. Hangi konuda? Toplum içerisindeki fikir ayrılığını iyice kutuplaştırma anlamında arkadaşlar. Buna ne gerek var? Hiç gerek yok. Zaten sözde özellikle iktidar mensubu olan seçmenden bahsediyoruz. Sözde tüm operasyonları bunlar yaşadı değil mi?
Ergenekon'u, Balyoz'u, işte ne diyorlar, Sarıkız operasyonu, işte donanmaya yapılan operasyon, FETÖ bilmem ne, hep bunlar operasyon yedi. Ve her yapılan operasyondan sonra da ne dediler? Evet, bundan sonra uyandık. Hiçbir provokasyona zemin vermeyeceğiz dediler. Ama bir bakıyoruz, yine yapılan provokasyona ilk atlayarak tuzağa düşürülen yine sizlersiniz. Ne gerek var? Ne gerek var? Demek ki uyanmıyorsunuz kardeşim. Uyanmıyorsunuz. Düşman düşmanlığını yapıyor. Ama sen de diyorsun ki düşmana, evet daha çok yap. Zemin hazırlıyorsunuz. Ne gerek var? Bir durun ya, bir düşünün. Hemen reaksiyon göstermeyin. Hemen reaksiyon gösterdiğiniz zaman az önce de dediğimiz gibi bilinç altınızdaki asıl niyeti ortaya çıkarıyorsunuz. Ne gerek var? Toplumlar ve milletler bir araya gelecekse, bir olacaksak, slogan sizin sloganınız değil mi? Bir olalım, iri olalım, birlikte olalım, devlet olalım, falan olalım. Her yerde bir olalım diyenler bir olmamak için her şeyi yapıyor. Bu nasıl olacak? Yani tezatlıklar tezatlıklar üstüne. Ve özellikle de bu İslam üzerinden yapılıyorsa burada bir dakika demek lazım. Evet, bir Bu Müslüman. olmaz. O yüzden burada bir kere daha ne yazık ki diyoruz. Bakın ne yazık ki yapılan provokasyona İslami kesimdeki hassasiyeti yüksek olanların yenik düştüğünü görüyoruz. Hiç gerek yok. Ama yapılan yeri bir görün ya, stratejik bir yer. İzmir. Cami, İslam, sembol. Ama bunlara bir bakın. Otomatikman görmen lazım burada bir provokasyonun olduğunu. Niye bunu gidip de çarşambada yapmadılar? Çarşambada yapsalardı CHP suçlu mu olacaktı? Hayır. Diyecekler ki çarşamba kendine gelsin. Ne yapıyorlar diyeceklerdi yani. Arpanız mı az geldi diyeceklerdi falan. Ama ne oldu? Kasıt var, İzmir. Burada yapıldı. Sen nasıl ki seçimlerde, burada Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum tabii. Sen nasıl ki seçimlerde Kürt oyunu alabilmek için onların ağırlıklı olduğu illeri, yani Güneydoğu illerine gittiğin zaman elinde Kürtçe Kur'an gösterecek kadar İslam'ı zedelediysen, aynı hassasiyeti senin de yapmanı bekliyoruz. Sen orada çünkü çok büyük hatalar yapmıştın. Hiçbir zaman da özür dilemedin. Bunları yapmaman gerekiyor. Bu olmaz. Sessiz kalalım diyorsunuz ben bunu yapınca, kendi seçmenine yönelik. Ama başkasını yaptığı imasını yapınca da herkes saldırsın diyorsunuz. Bu olmaz. Bu algıda seçiciliktir. Bu olmaz. Kasıtlı hedef göstermektir. O zaman ben de arkasında bir şekilde de olsa senin bunu provoke edip etmemenle alakalı sorular sorarım. Soru sorduğum zaman da lütfen öyle hemen de tepki göstermeyeceksiniz. Niye? Çünkü rantı en çok sen yaşıyorsun. Sorarım, o zaman nasıl sen yaşıyorsun bu rantı? Olacak iş değil derim yani. Diyerek tabii daha konuşulur bunlar da, çok da uzatmamak lazım. Toparlarsa genelde kısa sürede Türkiye iki büyük operasyon yapılmıştır. İkisine de operasyonun yapılmış olduğu kesim tuzağa düşürülmüştür arkadaşlar. Niye bunu yaptılar diyelim. Yani eğer ağırlıklı bir şekilde bundan rant sağlayanlar biz bunu yaptı diyoruz. Çünkü burada FETÖ'nün rant sağladığı bir yer yok. Yok. Siyaseten rant sağladığı bir yer yok yani. Ona gelen bir şey yok. Adamın bir şey yok çünkü burada. Ona sağlayacak bir şey yok. Sen yaparsan eğer, öyle diyelim, sen yaptıysan eğer, bu senin işine yarıyor. Niye? Özellikle sen neyi tespit ettin yapılan anketlerle? 35 yaş ve üzerindeki kesimi yerinde tutmak istiyorsun sen. Çünkü daha alt yaştaki kişileri biliyorsun, sana gelmiyor. Ciddi anlamda sana gelmiyor. Bir HDP'ye gidiyor ve sonra diğer partilere gidiyor. Bunu biliyoruz. Sen de biliyorsun. O yüzden dedin ki bari 35 ve üzerindekileri ben tutayım dedin. Böyle bir operasyon yapmış da olabilirsin. Ben yaptın demiyorum. Olabilirsin. Niye? Çünkü en çok sana yaradığı için. Bunları söylemiş olalım arkadaşlar. Tabii daha da devam edebiliriz ama gerek yok tabii o kadarına. Sözü sana. Bugünkü konumuza şimdilik ara verelim. Malum gündemimiz çok yoğun. Operasyonlar farklı farklı provoke içerisinde devam ediyor. Gün geçmiyor ki Türkiye'mizde değişik operasyonlara maruz kalmayalım. Umarım farklı farklı pozisyonlarda karşınıza gelmek istemeyiz. Şimdiden size iyi günler dileriz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.